Moskova Merkez'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Dünya Kupası'nda yeni günün heyecanı Uğur Karakullukçu'yla beraber yeni günün maçlarını konuşacağız. Son maç sonda kalsın diyorum yani. Ben. Çünkü esas dananın kuyruğu kopacağı nokta orası. Ama ilk maçları tamamlıyoruz grupta. H grubu sona kaldı. Ben H grubunu biraz garip görüyordum. Özellikle Japonya'nın teknik direktör değiştirmesiyle falan filan. Ama 3 tane çok sağlam takım var. İstersen önce bir H grubuna hani bir bakış atsan sonra başlayalım. Şimdi H grubuna bakış atmadan önce değil tabii ki. Hoş geldin. Hoş birinci bulduk. Sezonun sonunda ölmüştün ama nasıl döndüğünü ben anlayamadım. Yani o kısmı biraz açıklarsan. Ya şöyle senaristler aslında böyle ne bileyim masadan falan çıkarırlar beni diye bekliyordum. Ya da şuradan gelirim diye bekliyordum ama orası dekormuş. Ben o merdiven benim için yapıldı zannediyordum. Dekormuş orası. Normal böyle oturarak başladım. Çok da şikayetçi değilim. Yapacak bir şey yok. GTA'da spawn oluyorsun ya direkt. Ha. Kapıdan direkt girseydim mesela böyle. Ya, oradan alsalardı. Havai gömleğiyle bir çıkmanı beklerdim. Çok şeylere girmemişler. Prodüksiyon yetersiz. Evet. Gerçi tişörtünü çok beğendim. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Gerçekten. Senin de tişörtün güzel. Şöyle bir çek de kim olduğu görünsün. Müller. Evet. Ben hep mağazanın biraz yanında olduğum için kötü performans gösterenlerin tişörtünü giyiyorum genelde. Ben de öyle. Yani sonuçta Fransa'da iyi performans göstermedi. Kabul edelim. Ama burada güzel bir grup var. Gerçekten H grubunun farklı bir özelliği var. Bu kadar çekişmeli bir grup potansiyeli olan çok az grup var. Yani belki işte bir Arjantin'i grubunu. Ya şunu ben merak ediyorum. Hani genellikle şey derler ya. Ölüm grubu işte çok büyük takımların kapıştığı grup. Denk güçlerin yani kapıştığı grup daha ölüm grubu bence ki bu öyle bir grup. Aynen öyle. Bu grupta mesela liderlik adayın kimsenin hani zor. Polonya mesela ama dördüncü de olabilir. Aynen abi, öyle. Kimse hiçbir şey diyemez. Yani hani çok aşırı şaşırılacak bir durum olmaz. O açıdan benim ben bu grupları turnuvalarda daha çok seviyorum. Daha çok takip etmeye çalışıyorum. O açıdan biraz hevesle beklediğim bir gündü. Son gün. Artık ilk maçları tamamlayacağız. Hem de bu grubu görmüş olacağız. Açıkçası Polonya-Senegal maçı biraz daha fazla ilgimi çekiyor. Çünkü Senegal bence Afrika'da başarılı olma potansiyeli en yüksek takım. Hani katılıyorum. Nispeten Mısır'ın grubunun uygun olması sebebiyle ve Salah'ın yüzü suyu hürmetine elbette takip ediyoruz A grubunu ama o ihtimal de bence şeyden daha düşük. Yani Senegal'in kendini yukarı atma ihtimali iyi oynadığı takdiri net bir şekilde var. Yani Nijerya'nın ne kadar korkunç bir takım olduğunu zaten gördük. Ya şöyle ben Senegal'e baktığımda en dengeli Afrika takımı olarak görüyorum. Hani değil mi? Hücumu da çok iyi, savunması da çok güzel, kalecisi de var. Eksiği çok fazla yok gibi gözüküyor. En iyi stoper en iyi tabii, Afrikalı Kalidou savunmacı Koulibaly zaten. Aynen normal öyle. Şartlarda hani istese arzu etse ya da Fransa milli takım bir tık uyanık davransaydı yani şu an Koscielny'nin yerine Rami'nin yerine o olurdu mesela. Şu anda Fransa milli takımının hani çok daha net konuşuyor olabilir. Daha iyi konuşuyor olabilir Fransa milli takımı hakkında. Ki Afrika takımlarının en büyük probleminin bu olduğunu biliyorsun. Sonuçta orta sahalar, forvetler, santrforlar hep çıkıyor ama burada çok büyük bir potansiyel var. Yani o bakımdan hani Senegal'in olması bir kere grubu heyecanlı kılıyor. Polonya belki de hani Avrupa'da takımlarını biz yakından tanıdığımız için çok heyecan uyandırmıyor olabilir bizde birçoğu. Ama Polonya öyle değil. Polonya yeni atılım yapmaya hazırlanan bir takım ve merak uyandırıyor bence. Diğer taraftan Kolombiya'nın 11'i hiç yabana atılır gibi değil. Ben hani Polonya ile Senegal'i bir tık önde göstermiştim. Bir adım önde göstermiştim. Ama sonra bu Kolombiya kadrosuna bakıyorsun. Kolombiya çıkar diyorsun. Senegal'e aynen bakıyorsun. Öyle. Senegal'in potansiyeli var diyorsun. Polonya'ya bakıyorsun. Çok oturmuş orada bir tek işte gibi bir santrfor görüyorsun. Orada bir tek işte Japonya hani ne yapacağı gerçekten tamamen belirsiz. 2 ay önce teknik direktör değiştirmiş bir takım olarak. Ön plana çıkıyor. O zaman Kolombiya Japonya şöyle bir bakış atarak başlayalım biz. Tamam. Yani Falcao bir önceki Dünya Kupası'nda yoktu. Çok talihsiz bir sakatlık yaşayıp kaçırmıştı. Ona rağmen Kolombiya herkesin hani çok sevmişti herkes Kolombiya'yı ve elendiğine herkes üzüldü herhalde. Özellikle James'in performansı. İşte Falcao'suz da bu kadar iyi oynuyor olmaları. Herkesi coşturmaları, güzel futbol ve hani oradan taşıdıkları bir performansla belki de bu grubun bir ya da ikisi olması bekleniyor. Bu grupta Kolombiya elenirse herhalde herkes şaşırır. Bir yandan öyle, bir yandan da şaşırılmaz ya. Çünkü yani kim elense şaşırabilir diyebilirsin. Ya gerçekten aşırı dengeli bir grup. Yani bu üç takımla ben birinci Japonya, ben onu söyleyeyim. Yani Japonya çıkarsa ben şaşırırım, onu söyleyeyim. Tamam, 3 takımı bir yere koyuyoruz. Evet. Onların da bir adım gerisine aynen koyuyoruz Japonya'yı. Aynen. Ama Kolombiya'nın kadro kalitesini sadece şeyden okumamak lazım. Yani elbette mesela Falcao'nun o dönem kaçırdığı Dünya Kupası döneminde
biliyorsun bir Türk sakatlamıştı. Bir evet şey Fransa Kupası maçıydı. Fransa Kupası maçında 4. tur maçı lig galiba öyle bir şey. Alakasız bir takım Soner diye bir gurbetçi sonra ben ulaşmaya çalıştım. Röportaj yapmaya çalıştım. Bütün sosyal medya hesaplarını kapadım. Meğersem adamı tehdit ediyorlarmış. Hadi Kolombiyalılar. Zaten yani Kolombiya'ya giremeyecek kesinleşti zaten. Yani sonra. Oradan sonra zaten istediği gibi olmadı. Çok üzülmüştük o dönem ama kadroya şöyle bir baktığımızda hani Ospina formsuz olabilir ama gayet kalbur üstü bir kaleci. Bence katılıyorum. Standart üstü bir kaleci diyebiliriz Dünya Kupası için. Davinson Sanchez harika bir potansiyel. Tottenham'da çok iyi bir başlangıç yaptı ve 2-3 sene sonra belki dünyanın en iyi 10 stoper arasında rahatlıkla yazacağımız bir oyuncu olacak. Belki yazanlar bile olabilir. Yerimina Barcelona'ya geldi. Hani Barcelona'da çok işleri oturtamamış olabilir ama potansiyeli belli bir oyuncu. Arias Hollanda Ligi'nde çok iyi çıkış yaptı PSV'de ki biliyorsun önünde oynayan Lozano'nun neler yaptığını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani mesela sağ kanada bakıyorsun Arias ve Cuadrado hani o tarafta oynayacak. Beki hakikaten Nagatomo oynayacak orada da zaten mesela onu bekliyoruz yani. En azından. Gerçi yani şöyle diyeyim hani Japonya 2 ay önce teknik direktör değiştirdiği için hiçbir şey belli değil sonuçta. Hı-hı. Ama orada Nagatomo'nun oynamasını bekliyoruz. Arias Cuadrado ikilisi üstüne üstüne gelirken ne yapacak mesela? Turnuvanın en iyi kanatların sağ kanatlarından biri olabilir. Yani sol kanat evet. için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz ama sağ kanat dediğin gibi Cuadrado da çok formda bir sezon geçirdi ve sezonun özellikle ikinci yarısında Juventus'un aldığı o kritik kilit çözen maçlarda yani işler iyi gitmiyorken berabereyken, yenik durumdayken sonradan girerek çok iyi performanslar gösterdi. Ben Juventus'un kritik adamlarından, kilit adamlarından biri olarak görüyorum şampiyonlukta. Hani belki ilk 3-4 oyuncuyu yazmazsın ama en kilit çözen oyuncular, en çilingir oyunculardan bir tanesiydi. James Rodriguez zaten Dünya Kupası'yla kendisinin adını duyurmuş bir oyuncu. Falcao döndü. Yani baktığın zaman bir İstanbul içi açılıyor. Ben özellikle mesela Falcao'nun son Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra bu belki onun son Dünya Kupası olacak. Hı hı. 2014'ü kaçırdıktan sonra böyle hani hayatının son maçlarıymış gibi oynayacağını düşünüyorum. O istekle, o şevkle oynayacağını düşünüyorum. Ki zaten son iki sezondur hı. hakikaten iyi. İyi durumda. O sakatlıktan sonra ben böyle toparlanmasını beklemiyordum mesela. O Premier Lig, korkunç Premier Lig döneminden sonra böyle bir şeye dönüşmesini tekrar beklemiyordum. Ya bu tarz oyuncuların ben de şu açıdan şaşırdım. Hani atletizmine dayalı yani tabii ki pozisyon bilgisi yani bir gol içgüdüsü her zaman vardı Falcao'nun ama atlet o patlayan oyuncu kimliğini yitirdikten sonra bu tarz oyuncular genelde bir daha kendi bulamıyor. Evet. Çünkü hayatı boyunca o hızı o patlayıcılığı zaten kendinde olduğu için ona göre oynayan oyuncular oluyorlar. Ama Falcao yeni vücuduna adapte olmayı başardı. Aynen o sakatlıklardan öyle. Yıpranmış vücuduna ya ben bu vücutta neyi doğru yapabilirimi çok iyi buldu. Bunu hep Kobe Bryant anlatır şeyde hani bir tane çok ağır bir sakatlık geçirdi biliyorsun aşilinden ve döndükten sonra hani hem yaşlanıyorum hem sakatlıktan dönmüşüm. Hani neyi yapıp neyi yapamadığımı kavramam için çok az zamanım vardı. Buna konsantre oldum, buna çalıştım demişti. Yani futbolcular için de geçerli bu. Belki daha tecrübeleniyorsun, daha doğru okuyabiliyorsun oyunu ama vücudun yıpranıyor sürekli. Vücudunun yenilenmesi... Yeni şeylere adapte olman lazım. Gerçekten... Özellikle sakatlık sonrasında zaten. Ve Falcao böyle bir adam. Yani bu adaptasyonu aynen. gerçekleştirmiş bir adam. O yüzden takdir etmek lazım. Japonya ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Yani zaten Japonya hızlı geçmek zorundayız herhalde. Çünkü çok fazla bir bilgimiz yok maalesef. Evet. Şu söylendi Akira Nishino tarafından. Ben bu takımı toparlayabilmek için tecrübeli oyunculara gereken önemi vereceğim dedi. Çok fazla tecrübeli oyuncusu var. Evet işte Honda'sı var, Hasebe'si var, Kawaguchi'si var, Okazaki'si var, yine Kagawa'sı var. Ama yani bunların geçmiş turnuvalarda ne yaptıklarını gördük ve yeni bir şey üretebilmek için ne gerekiyor? 2 aylık süre içerisinde ne yapmış olacak? Bence bunu Kolombiya maçında göreceğiz. Ama hani ilk test için de korkunç bir rakip bence. Tabii tabii. Yani problemli bir maç olacağını düşünüyorum ben de onlar için. Burada hani çıkış yapan ender oyunculardan bir tanesi Sakai. Belki sakatlıktan dönüyor olması bir endişe kaynağı olabilir ama gerçekten harika Fransa bir sezon geçirdi. Damga vurdu ve çok ciddi teklifler alması bekleniyordu. Belki yine alır. Turnuvada tek hani fiziksel olarak problemi olmadığını net bir şekilde gösterirse Premier Lig'in radarına girecek bir oyuncu. Yoshida zaten Southampton'da fena bir sezon geçirmedi. Aynen. Bireysel anlamda söylüyorum. Yani Southampton'da iyi bir sezon geçirmedi belki ama Yoshida orada kaptan olarak kendini kabul ettirmiş bir oyuncu ve isim olarak Genzo Wakabayashi'yi andıran Kawashima. Tamam. Bu isimle iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. İyi bir şeyler yapar diye tahmin ediyorum. Büyük bir tecrübe o da zaten. Mets'te yıllardır oynuyor. Aynen. Ama ben gene de Kolombiya galibiyeti bekliyorum. İkinci maça geçelim. Kesinlikle yani. Polonya-Senegal gerçekten çok dengeli. Yani bir taraf baktığımızda çok sağlam gözüken, savunması acayip iyi gözüküyor. Genç yıldızları var, orta sahası, hani taş gibi. Hı-hı. İleride zaten müthiş bir 9 numara var. Diğer taraf inanılmaz atlet, acayip güçlü, çok hızlı, teknik var ve...
çok uzun süredir oynayamadıkları bir Dünya Kupası'nda oynamanın keyfini çıkaracak bir takım aynı zamanda. Dolayısıyla bence her anlamda çok güzel bir maç bekliyorum. Benim ilk maçlar arasında favori 3 tane maç seç desen, yani büyük küçük kriterine girmiyorum. Hani favori izlemekten başka bir şey. Ya en keyifle beklediğim, böyle hani merak ettiğim maçlardan bir tanesi Polonya-Senegal. Senegal'in en mühim özelliği hakikaten hem Afrika, yani Afrika'nın iyi yanlarını almış. Hani Afrika'nın atletizmi, işte patlayıcılığı, hızı hepsi var ön tarafta. Ama Afrika'nın kötü yanları törpülenmiş vaziyette, evet. Ve belki bu yüzden en potansiyelli takım olarak konuşuyoruz. Kolibali'nin yanında oynayan Salif Sané de hiç fena bir oyuncu kesinlikle değil. Kesinlikle öyle. Zaten ön tarafta Kouyaté, Gueye. Bence en iyi orta sahalardan birine sahipler zaten. Hani yani biraz tek gibi gözüküyor aslında. Fakir Kante'si diyebilir miyiz Gueye'ye, bilmiyorum. Ben öyle diyorum. Yani. Gerçekten hani Kante'nin 2 seviye 6 belki ama 3 aşağı 5 yukarı. Ama ya bu sezon gösterdiği o kadar kötü bir Everton'da bile parlayabilmesiyle zaten bunu gösterdi. Aynen öyle. Kouyaté keza aynı, Premier League tecrübesi sabit bir oyuncu. Ya ön tarafa bakıyorum, Mane yine belki en önemli Afrikalı, hani biz olarak, yıldız olarak biz Muhammed Salah'ı görüyoruz ama hani Mane de çok farklı değil. Aynen. Aslında ki Şampiyonlar Ligi finaline de Salah çıktıktan sonra elinden gelen her şeyi yaptı. İyi de bir performans sergiledi. Hani bu bakımdan heyecan verici bir milli takıma bakıyoruz. Ama ya Polonya benim bu grupta lider olursa en az şaşıracağım takım. Gerçekten çok üst düzey değil belki her oyuncuları ama her mevkide ya bir kere homojen bir takımlar. Milli takımların herkes güçlü taraflarına bakıyor ama bence bakılması gereken zayıf tarafları neler? Ve az defosu olan bir milli takım. Bence de ona katılıyorum. Yani hani baktığın zaman ya şuradan çok fazla atak yerler. İşte burada çok büyük problemleri var. Mesela Japonya'da çok büyük bir fizik problemi var. Buradaki bütün takımlara karşı problem yaşarlar. İşte Senegal'de hani çok çabuk dağılabilecek mental seviyeye sahip oyuncular var. Yine işte Polonya'da baktığımızda taş gibi savunma. Maçtan hiçbir zaman kopmayan bir orta saha. Kanat oyuncuları, ceza sahası golcüsü, her şey var. Bir tek eksik belki Kamil Glik, yani büyük ihtimal oynamayacak. Bednarek Pazdan ikilisi bekleniyor ve en hani delici takıma karşı onsuz çıkmak biraz sıkıntı yaratabilir. En tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Dediğin gibi fena bir sezonla geçirmedi aslında bakarsak. Ama 3 aşağı 5 yukarı taşlar yerine oturdu. Zielinski harika bir sezon geçirdi bence Napoli'de. Zaman zaman kenardan geliyor olmasına rağmen bu takımın kilit oyuncularından biri olacağını düşünüyorum. Yani dediğin gibi kanatları tamam, bekleri gayet düzenli oynayan oyuncular, stoperleri var, kalecisi var, daha ne olsun. Hani defosu az bir takım ve defoların ne kadar kolay, yani bir kere bu turnuva hani NBA playoffları gibi düşünmekten. Normal sezon başka bir şey ama playoff'ta diyorsun ki Ozancan'ın işte sol ayağı zayıf, ben o tarafa doğru oynayayım diye. Sıfırdan başlıyor, hesaplar da sıfırdan başlıyor. Aynen öyle ve Polonya bu açıdan az zaafı olan bir takım olduğu için ben bu grupta nispeten ona koyuyorum. Gruptan da çıkacaklarını düşünüyorum. Ben de yani Kolombiya'nın geçerlerse de hiç şaşırma. Kolombiya ve Polonya sanki Senegal'in bir adım önünde. Ben Japonya'yı tekrar dediğim gibi dördüncü olarak görüyorum grupta. Hı hı. İlk maçlar sonucunda aslında biraz belli olacak gibi ve Dana'nın kuyruğunun kopacağı yere gelelim istersen. Ben şöyle gireceğim Rusya-Mısır maçına. Deniz Çerişev'in babası. Bir cümle söyle. Şey söyleyeyim mi? Polonya'nın hakkında hani savunma üzerine konuşup belki Kamil Glik döndükten sonra üçlü savunma deneyebilecekleri olabilir. Söyleniyor. Denendi çünkü hazırlık maçlarında denediler bunu. Dörtlü savunma için sol bekte Ribus biraz problem. Ben de onu söyleyeyim. Aynen. Yani üçlü savunmanın sol tarafında belki oynayabilir orta sahada. Ama dörtlü savunmanın solu için şey gibi, hani Arsene Wenger'in Kolasinac'ı çok beğenmemesi gibi bir durum. Aynen ve Piszczek üçlü savunma olan takımda da sağ tarafta oynayabilecek niteliklere sahip bir oyuncu. Biraz daha rahat edebilirler sanki. Eğer öyle bir şey olursa ona. Ki burada Kamil Glik'in dönüşünü bekleyeceğiz. Diğer maç için ne diyorsun? Diğer maça şöyle gireceğim ben. Deniz Çerişev'in babası şöyle demiş. O sadece Liverpool'da öyle oynayabilir. Rusya'ya karşı öyle bir performans göstermesi imkansız. Ama şimdi Deniz Çerişev'in babasına da şöyle katılıyorum. Benim de oğlum iki tane öyle gol atsa açılış maçında ben de bir gaza gelirim. Yani çok normal. Oğlum dünyanın en iyi oyuncusu diye. Yani tabii canım. Yani bir tane ayak dışıyla bir tane ilk golü attı. O inanılmaz çekişle falan ilk golü. Evet, ilk gol değil, ikinci goldü galiba. İkinci gol. Müthiş çekti. Tokatladı yani. Aynen. Topu. İkisini böyle zevk hani yani, amiyane tabirle pazara gönderdikten sonra attığı gol. Ya tabii ki Çerişev'in babasına katılmıyorum. İsmini de bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Çerişev'in babası yeterli bence. Biraz bence her iki taraf için de problem bu. Aşırı derecede Salah'a odaklanan bir maç
Yani Çerçesov'un basın toplantısında 6 tane soru, Salah oynarsa ne yapacaksınız, Salah oynamazsa ne yapacaksınız? Yani bence hem oyuncular için kötü bir şey bu, hem Salah için çok kötü, hem futbol için. Çünkü bu hakikaten ilk final bence. Dünya Kupası'nın ilk finali. Aynen aynen. Ve aslında Mısır için talihsiz bir durum oldu. Eğer 89. dakikada golü yemeseler, zorla yemeselerdi ki gerçekten kendileri hediye ettiler. Yani stoper Jimenez'e kanat, yani resmen bana biri foul yapsın da bir şeyler buradan bir şey çıksın, evet, diye bekleyen, evet, uğraşan, topu saklamaya çalışan Jimenez'e o duran top hediye edildi. Zaten Jimenez'in kendi attı golü de. Evet. O maç berabere bitseydi şu an başka bir tablodan konuşuyor olacaktık. Bu tarz hedef maçlarda 0-0 cebinde olan her zaman avantajın sahibidir ve ona katılıyor. Hani o %51 yapmıyor, %70 yapıyor senin şansını. Beraberliğin olması, beraberliğe senin çıkmandan bahsetmiyorum. Oyun planını hadi sen hamleni yap ben de sana cevap vereyim diye kurgulayabiliyorsun. Çünkü Rusya açılmak zorunda kalıyor. Geniş alan bulacaksınız. Belki Salah'ı kullanacaksın. Belki Trezeguet'i kullanacaksın. Çok daha rahat bir maç çıkarma ihtimali vardı. Mısır'ın hazırlık maçlarını takip ettiğim için şunu söyleyebilirim. Aslında bireysel yetenekli oyuncuda hiçbir sıkıntısı yok ön tarafta. Ben gayet yetenekli bir takım olduğunu düşünüyorum ama işin sonunu getirmekte problemleri var. Hani ceza sahası çizgisine kadar gelip vuruşları yapıyorlar ama bu vuruşların kalitesi konusunda böyle hani bu nasıl kaçar dedirten pozisyona çok girmiyorlar. Deniyorlar, zorluyorlar. Hakikaten vuruş pozisyonu da getiriyorlar ama bir türlü şeyi göremedim ben. Hani %100 net gol pozisyonuna çok girmiyorlar. O biraz tereddütle de alakalı. Belki hani başsızlıkla mı alakalı bilmiyorum. Yöneten birinin olmamasıyla ya da karar mekanizmasının sıkıntıya düşmesiyle mi alakalı onu bilmiyorum tabii ama. Tabii salahsız izledik hazırlık yani, maçın sonuçta. Rusya için de şunu söyleyeyim ben. Yani ilk maç tabii ki hani 5-0 olağanüstü bir skor. Her şey yokuş aşağı gidebilirdi mesela. İlk golü Suudi Arabistan atsa ve o maç 1-1 bitse Rusya için her şey böyle dip gidebilirdi. Ama şimdi bu maçın bence ilk 10-15 dakikası çok kritik olacak. Çünkü hala üzerlerinde baskı var ve bu maçı kaybettiklerinde çıkamayacak olmanın gerginliğiyle oynayacaklar maçın kalanını. Bence Mısır'ın tek şansı çok erken bir gol bulup Rusya'yı strese sokmak, işte seyircilerle aradaki problemi, bağlantıyı kesmek gibi bir sonuca gidebilir. Çünkü hani bekleyip büyük ihtimalle kontra bulamayacaklar. Onu çok düşünmüyorum. Aynen. Rusya'nın çok fazla ön tarafa çıkacağını düşünmüyorum. Ve hani Salah'ı çıkardığımızda yani Golovin, Çerişev, Samedov, Smolov çok fazla ayak var. Çok fazla akıllı ayak var. Ve eğer iş bireysel kalırsa Salah dışında bir şey üretebileceğini düşünmüyorum ben. Ya ben Rusya'yı aslında çok öyle üretken bir takım olarak görmüyorum. Değil. Golovin, ya bir de Golovin harika başladı turnuvaya bu arada. Tabii tabii. Ve yani şeyleri küçümsemelerine katılmıyorum. Hani bazen işte Suudi Arabistan'a ne var canım yapılır onlar diye. Mühim olan gol atmak, asist yapmak değil. Onun kalitesi. Yani Golovin'in attığı, o kafasına indirdiği o top arkadaşlarının. Yani mesela Cuba'ya kestiği top tamamen hani ben kaliteyim diye tabii. Alnına yazsan bu kadar ilan edebilirsin. Hani onu bir kenara bırakacağım. Mısır'ın şöyle bir problemi vardı hazırlık döneminde. Özellikle savunmadan top çıkarmakta ciddi şekilde zorlanıyorlardı. Baskı yediklerinde ve bu ama şey maçında, hani Uruguay maçında biz bunu aştıklarını gördük. Yoğun bir enerjiyle oynadılar. Bu temel bir sorunun çözüm olduğunu gösteriyor ama bunun tamamlayıcısı olarak işte hücumda o bitiriciliği getirmek zorundalar. Ve dediğin gibi artık mesela ilk devresi berabere bitmiş bir maçta hani Mısır'ın şansının gittikçe azalacağını öngörmek çok zor değil. Panikte başlayacak bir yandan. O gol belki çok farklı bir yere götürdü. Yani Salah'ın kenarda kahrolmasını anlayabiliyoruz bu bakımdan. Güzel bir maç olacak. Ya ben bir futbol sever olarak Mısır'ın çıkmasını arzu ederim. Ama Rusya hak ediyorsa da Rusya çıksın. Ama hani Salah'ı ben bir son 16'da görmeyi arzu ediyorum açıkçası. Aynen ben de öyle. Bir yandan da şu nota ekleyeyim. Genellikle Dünya Kupası'nda erken elenen ev sahipleri olduğunda tribünler bir böyle sönüyor. Hı hı. Onu da pek istemem bir yandan. Dolayısıyla hani çok da üzülmem kim çıkarsa diyeyim. Benim de gönlüm biraz Mısır'dan yana. Son olarak da Onur Erdem'le birlikte Çilekeş Rus halkından özür dileyelim. Suudi Arabistan maçından önce bayağı bir eleştirmişler YouTube'da da arkadaşlar sağ olsunlar. Ama Rusya'nın da hakkını teslim ettiği. Ama nereden bilecektik bu noktaya yani kadar geldi. Biz esas Suudilerden patladık da Ruslarda bir problem yok. O olsun. Güzel bir maç izleyelim. Dedim gönlüm Mısır'dan yana. Aklımda hak eden kim oluyorsa o kazansın dileğimde bulunuyor. O zaman teşekkürler Uğur Karakullukçu. Uğur Karakullukçu ile beraber günün maçlarını değerlendirdik. Son maçın hemen ardından yine canlı yayınımızı unutmayın. Yine bu ekranlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.